Efendim hayırlı günler. Akit özel gündemden karşınızdayız. Akit ailesi olarak bugün farklı bir coğrafyadayız. Farklı coğrafya dediğimiz aslında Orta Doğu sınırları içerisindeki Erbil'deyiz. Erbil'de bugün farklı bir yayın ilkesiyle karşınızdayız. Bugün bir konuğumuz var. Biliyorsunuz Orta Doğu'da yaşamanın bedeli ağır olduğu kadar o sorumluluklarda en acı ve derinden hisseden bir coğrafyada olduğumuz kadar da bugün Kuzey Irak'tayız. Kuzey Irak denilince evet bir Kandil'den mi bahsediyoruz? Hayır, şüphesiz ki güzel şehir Erbil'den bahsediyoruz. Efendim hayırlı günler diliyoruz. Bugün Erbil'e geldik. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili ve daha doğrusu coğrafyamızdan ilgili ve Türkiye'deki yaşayan halklarla ilgili hem size bir hoş geldiniz, hoş bulduk mesajıyla hem de sizin de duygularınızı almak istiyoruz. Biz de hoş geldin deriz. Geldiğinize memnun olduk. Sizin vasıtanızla bazı gerçekleri Türkiye kamuoyuna ulaştırmayı önemli buluyoruz. Orta Doğu kaynıyor. Orta Doğu her gün büyük acılar yaşıyor. Yaşarken de ameliyat masasındaki hasta misali. Yani bir ameliyata tabi tutuluyor. Bu ameliyat başarılı olacak mı, olmayacak mı? Önümüzdeki süreçte anlaşılacaktır. Tabii ki bu gerçekliğin sancılarını Türkiye'miz de yaşıyor. Kürt halkının büyük çoğunluğunun sınırları içerisinde yaşadığı Türkiye'de bir kardeş kavgası endişesi hala atlatılmış değil. Biz bunun olmaması için duacıyız ama gerekli tedbirlerin de alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu temelde biz diyoruz ki bu yayın bizim de görüşlerimizi kamuoyuna ulaştırmamız yararlı olacak. İnşallah kardeşliğe ve çözüme hizmet edecektir. Evet. Biraz da geriye dönük gidelim. Geçmişe dair aslında PKK'nın çıkış maksadıyla nereden kaynaklandı, nasıl bir davaydı, kamuoyu şüphesiz ki bunu biliyor. Ama bunu biraz da sizden dinlemek istiyoruz. PKK'nın çıkış amacı ve faaliyetleri yaşadığımız coğrafyada Kürtlerin dörde bölünmesiyle ilgili aslında başlayan bir süreç. Evet, buna baktığımızda gerçekten ümmetin yetim çocukları olarak biliniyor ve konuşuluyor da. Ancak son zamanlarda AK Parti'nin iktidarıyla birlikte güzel şeyler başlamıştı. O süreçten bu sürece geriye dönük bütün bunları konuşmuş olacağız. Asıl PKK'nın kuruluş amacı neydi ve maksadın dışına çıkıp çıkmadığının bir özetini sizden almak isterim. Şunu iyi açıklıkla belirteyim ki hepimiz yani Kürtlüğümüzü özgürce yaşamak için bu mücadeleye katıldık. 1970'lerin başıydı, 72 yılıydı. Ben ortaokul sıralarındaydım. Akrabalarım Gaziantep'in Nizip ilçesinde otururlar. Onları da kalarak ortaokulu okumaya çalışıyordum. Aslında aile yoksul, okutma gücü yok ama akrabaların desteği okumama olanak tanıyordu. Köy abim Sayın Abdullah Öcalan da orada okumuştu. Nizip Lisesi ortaokulunda okumuştu. Ben de aynı yerde okudum. O iyi hatırlıyorum. Bir gün bana bir takım elbise yapmıştı abim. Ve o elbiseyi giymiştim, çok sevmiştim. Demiştim ki ben de diğer çocuklar gibi bir elbiseye sahip oldum. Artık benimle arkadaşlık yaparlar. Top oynarlar, konuşurlar, eğleniriz beraber. O sevinçle okula gittim. Sınıfa girdiğimde bugün bile ismini hatırladığım Adnan ismindeki bir okul arkadaşım, sınıf arkadaşım kahkahayla gülerek bakın bakın Kürt de bizim gibi elbise giyiyor dediğinde yani bu söylemi beni derinde sarstı. Ter bastı. Bu sevincim kursağımda kaldı. Ve o zaman işte bu Kürtlüğüm beni aşağılamaya neden oldu.
ne yapayım? Bir bunun peşine düşeyim. Tam bu derse ara verilirken bu sefer Kürt kökenli Cindi ismindeki bir çocuk geldi. Sarı saçlıydı. Geldi dedi sen burada ne geziyorsun dedim okul okumaya gelmişsin dedi burada okuma. Ne yapayım dedi. Dedi Barzani'nin yanına git. O çocuk benim yönümü Barzani'ye verdi. Ben de Kürtlüğümü sahiplenmek için Barzani kimdir kim değildir hep hayalimde canlandırdım. Ve benim şahsen Kürtlüğüm öyle başladı. Bizim köyümüz Amara köyüdür, üç tarafı Türk köyüdür. Ki geçmişte bir kısmı Ermeniymiş. Şimdi her aşağılandıkça Kürtlük arayışı içerisine girdik. Ve gerçekten de Kürtlüğümüzü özgürce yaşama bizim temel yönlendirici ilkemizdi. Evet. Ve bununla biz solcu olduk. Bununla biz örgüt işlerine katıldık. Ve bu bizi yaşamımız boyunca yönlendirdi. Tabii ki kimisi sol bakış, sosyalist bakış açısıyla bu işe aldı. Kimisi ise diyelim daha demokratik yaklaşımlarla bu işin içinde yer aldı. Ama sonuç itibariyle şunu söylemek mümkün. Kürtlüğün ezilmesi, horlanması bizim ayaklanmamızın esas ana doğrultusudur. Ana görüşüdür.